Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Erkut Şahali, Değirmenlik Belediyesi'nin Değirmenlik Belediyesi'ne bağlı köylerdeki gıda işletmelerinin gelişimlerinin ve ürün kalitelerinin artırılması projesini çok beğenildiğini dile getirerek bakanlık olarak koyabilecekleri her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını söyledi. Şahali bu projenin Hellim'de meşhur adayı sağlıklı hellim üreten adaya dönüştürecek bir proje olduğunu kaydetti. Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal, Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi Sorumlusu Şifa Berkan'la birlikte Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Erkut Şahali'yi ziyaret etti. Değirmenlik Belediyesi'ne bağlı köylerdeki gıda işletmelerinin, girişimlerinin ve ürün kalitelerinin artırılması projesini Bakan Şahali'ye anlatan Işısal ve Berkan, özellikle gıda güvenliği konusunda ve denetimler konusunda destek istedi. Çukurova Kalkınma Ajansı'nın teknik desteğiyle 10 bölgede gerçekleşecek olan projeyi çok beğenen Şahali, belediyecilik damarının kabardığını, bu projeyle klasik belediyecilik hizmetlerinin dışına çıkıldığını, Değirmenlik Belediyesi'nin de çok başarılı bir belediye olduğunu belirtti. Bu iş ciddi bir bilgi birikimi gerektiren, altyapı oluşturmaya bakan bir iştir şeklinde konuşan Bakan Şahali, projeyi hellim ile meşhur adayı sağlıklı hellim üreten adaya dönüştürecek bir proje olarak değerlendirdi. Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal, Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Erkut Şahali ile yaptığı görüşmede işbirliğinin çok önemli olduğunu belirtti. Değirmenlik Belediyesi'nin çok geniş bir alana yayıldığını, belediyeye bağlı 18 köy bulunduğunu, bu köylerde de birçok küçük ve orta dereceli üretici bulunduğunu belirten Osman Işısal, ne kadar çok köy varsa o kadar çok iş vardır şeklinde konuştu. Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi Sorumlusu Şifa Berkan ise Sağlık Bakanlığı ve Temel Sağlık Hizmetleri ile de temel koordineyi sağlamaya amaçladıklarını belirttiği konuşmasında insanlara eğitime teşvik etmenin önemini vurguladı.